gelecekte bu yöntemle bu sorun biter mi? Biraz zor gözüküyor. Ben Diyarbakır bölgesinde 8 ile yakın görev yaptım. İlk 1984 15 Ağustos Eruşengül olayları sonra, ilk PKK olayları sonrası işte oraya müdahale edecek grup lazım. Emniyetten takviye grup gitmesi gerekiyordu. Biz de bir kurs verilerek Diyarbakır'a gönderildik. Orada istihbarat şube müdürlüğü yaptım 8 ile yakın. Son zamanda da Güneydoğu konusunda böyle bir grup arkadaş araştırma yaparak kitap yazmaya çalışıyoruz. Bu sorun özü nedir? Hangi safhalardan geçti? Nasıl bir noktaya geldi? Gibi noktaları aydınlatmaya çalışıyoruz. O zaman şöyle bakmak gerekiyor. Sadece 1984 yılında yani 15 Temmuz olayı ilk PKK'nın kırsal faaliyetlerine çıkıp Eruşengül'ün baskını birlikte başladığı olaydan bugünlere kadar 2015'lere 2016'lara doğru zannediyorum 50 bine yakın insanımızı kaybetmişiz. Diğer maddi kayıplarımızın hesabı yok. Daha da ne olacağı belli değil. Bu rakam Kurtuluş Savaşı'nda kaybedilen şehit sayımızdan fazla. Daha fazla büyük bir rakam. Şimdi Türkiye sürekli burada şey kaybediyor, kan kaybediyor, can kaybediyor. Onun kan kaybetme birlikte ekonomik değerlerini kaybediyor, ülkenin geleceğiyle ilgili sıkıntıları kaybediyor. Birçok şey var. O bölgenin ekonomisi, ticareti, sanatı, bütün o bölgede insanlar huzursuz, tüm ülkeye yansıyan huzursuzluklar var. Biz bu sorunu çözmek mecburiyetindeyiz. Bu sorun daha evveliyatı var yıllardan beri bakarsanız. Daha doğrusu belki de son 150-200 yıllık çok ciddi sorun. Halbuki daha eskisine baktığınız zaman Türkiye'nin, Türk insanının, o zamanki devletin unsurlarının, Güneydoğu insanıyla orada Kürtlerle birlikteliği ülkenin doğusunu sağlamaya güvene alan, ülkenin doğusunda ciddi bir güç oluşturan bir olay. Yani bu Osmanlı döneminde böyle Yavuz'la başlayan, Eşref-i Bitlisi'yle şeyle başlayan, evet, Bitlisi'yle başlayan ilk Amasya Anlaşması'yla Kürt aşiretleriyle anlaşma yapılarak doğuda işte başta Sefevilere başlayan sefer, sonra Memlük seferler hep Osmanlılarla birlikte girmesiyle birlikte Kürt aşiretlerinin ciddi bir birliktelik var, ciddi bir beraberlik var. Bu beraberliğin verdiği Osmanlı ciddi bir ayakta tutan güç var. Osmanlı doğuyu çok sağlam hissettikten sonra hep batıya yürümüş de Avrupa'nın ortasına da gidebilmiş. Niye? Doğuda güç bulundurmasına gerek yok. Oradaki halkla çok iyi diyaloğu var. Orada halkın unsurlarını kullanıyor. O aşiretlerin silahlı güçlerini kendi unsuru gibi kullanıyor ve uzun süre devam etmiş. Osmanlı'nın iç siyasi yapısındaki yönetim sabitinin zafiyetlerle birlikte sorunlar başlamış. Güneydoğu'daki, doğudaki aşiretler ilk isyanlar var ama bunlar daha çok aşiretsel isyanlar gibi. Sonrasında Türkiye'deki ben hızlı geçiyorum biraz. Cumhuriyetle birlikte yeni bir yönetim, yeni bir anlayış, yeni bir değer yargılar, yeni bir ülkeyle birlikte uyumsuzluk soruları ve Güneydoğu'da isyanlar başlamış. İşte o noktadan itibaren halen devam eden sürekli olaylar var. Yani Hanifi Bey 1984 ve sonrası değil, siz daha da Belki, geçmişten tabii gelen. Belki. Hatta şöyle düşünelim, bir de çok önemli bir tarafı var. Özellikle Kurtuluş Savaşı öncesi, Osmanlı'nın yıkılma döneminde hem doğuda bazı isyanlar, hem Rusların doğuya inmesi, hem o bölgede bütün olaylar karşısında yine o zaman devlet işte Hamidiye alaylarını kurarak o bölgede güvenliği, asayişi sağlamış, Ermenilerin yarattığı bazı terör olaylarına mani olmuş, Rusların o bölgede sürülmesine ciddi bir oradaki aşiretlerin destek almış. Yani oradaki insanla devlet iyi bir işbirliği yaptığı zaman, beraber dayanıştığı zaman devleti koruyan, kollayan iyi bir güç oluşuyor. Ama bu tesadüf bozulduğu zaman da ciddi bir sorun oluyor. Çünkü oranın coğrafyası, oradaki halkın kişilik yapısı, geçmiş kültürü, tarihsel özellikle bir araya geldiğinde ciddi sorunlar oluyor. Biz uzun süreden belli Güneydoğu sorunlu uğraşıyoruz. Hani isyanlar dönemi, Cumhuriyet dönemi meydana gelen, arka arkaya meydana gelen işte Koçgiri isyanı, diğer Şehzade isyanı, Ağır isyanı, en son Dersim isyanı birlikte ciddi olaylar var. Ama bir dönem rahatlıkla birlikte veya bir dönem suskunlukla birlikte, rahat demeyelim, suskunlukla birlikte işte dünyadaki konjonktüre bağlı olarak sosyalizmin, komünizmin dünyaya yayılmasıyla birlikte Türkiye'de sol ceryanlar Güneydoğu insanı oradaki sorunlarını beraber kaşıyarak daha büyük olaya dönüştürmüş. Bu defa karşımızda bir aşiret isyanı değil, ciddi bir Marksist, Leninist, komünist mantığıyla hareket eden, örgütlenen bir gruplar ortaya çıkmış. Onların kendi mantıklarına göre sömürge anlayışıyla ben deyip devlete ve başka şeyle eylemlere başlamış. Yani Marksist, Leninist ve devlet karşıtı Evet, gruplar. böyle bir güç anlayış var. Burada birçok örgüt var, birçok olay var. Bu süreci biraz hızlı geçersek, günümüze doğru yaklaştığımız zaman çok ciddi olaylarımız var. Diyorum ki 50 bine yakın insanımız kaybetmişiz. Devletin verdiği rakamları 500 milyar doların üzerinde askeri harcamalar yapıyoruz.
oranın sorunları dolayısıyla, Güneydoğu sorunları dolayısıyla ekonomi düzeltemiyoruz, hukuku düzeltemiyoruz, tam demokrasi hakim kılamıyoruz, idarede ciddi reformu yapamıyoruz için Güneydoğu'da olay var, Güneydoğu olayları var. Yani Güneydoğu hem kendisi bir sorun, hem de Türkiye'nin en ciddi sorunlarının önündeki en ciddi bir sorun. Onu çözemediğimiz için diğer sorunları da çözemiyoruz. Tam hukuk hakimiyetini sağlayamıyoruz. Hukuk reformları yeterince yapamıyoruz. Terör mücadele kanunu kaldıramıyoruz. Tam demokratik hayata geçiremiyor. Niye? Hep bir Güneydoğu sorunları ve Güneydoğu olayları. Ama bu tip sorunlar belki başlangıçta bir süre için askerle, polisle, jandarmayla, savcılıkla, tahkikatla durdurulabilir veya bu olayın şiddet unsurları frenlenebilir. Ama Türkiye'deki olay bugün geldiği noktada sadece dağda ve kırsal bir örgüt değil, onu destekleyen ciddi bir kitlesel gruba da dönüştü. Şimdi bu olayın bir şekilde çözülmesi lazım ama bu kadar sürememe, her süren zaman, her geçen zaman devletin aleyhinde ve ülkenin aleyhinde, burada insanlar aleyhinde gelişiyor. Şimdi en yakın tarihe baktığınız zaman, yani 1984 dediğiniz zaman, neredeyse baktığınız zaman çok ciddi bir zaman olmuş. 40 yıla yakın bir zaman olmuş. Hep olaylarla boğuşuyoruz. Ciddi bir enerjimizi kaybediyoruz. O bölgeyi kullanamıyoruz. O bölgedeki insanlar da rahatsız. Oradaki insanlar da huzursuz. Ciddi sıkıntılarımız var. Ve şimdi bu Güneydoğu olayı dolayısıyla bu olay bile de bölgesele dönüştü. Bizim uluslararası ilişkilerimiz ve komşularımız ilişkilerimizde başka sıkıntılar başlamaya başladı. Yani devlet bu sorunu sürüncemede bırakıyor veya çözümü tek yola diretiyor. Bir tek yöntemle bu işi müdahale etmeye kalkıyor. Tek çözümü çözmeye kalkıyor. Evet, böyle sorunları çözmek kolay değildir, zordur, sıkıntılar var. Birçok şey vardır ama bunun yıllara da sari kalması, böyle çözümsüz bir nokta kalması da kabul edilemez. Bu sorunun çözümü için dünyaya bakmak da yetiyor. Burada benzer ülkeler var. Bize aynısını yaşayan ülkeler var. Onların çözüm biçimleri var. Ama mutlaka %100 çözecek şekilde hareket etmek gerekiyor. Biz her zaman şuna bakıyoruz. Diyoruz ki mesela gelecekte bu yöntemle bu sorun biter mi? Biraz zor gözüküyor. Bitmesi çok zor ve çok sıkıntılı. Yani bu yöntem, Hanife, bu yöntem dediğin silahla mı? Güç evet, kullanarak. Evet, silahla güç. Bu 84'te itibaren, yani ilk Eruş Emdin'le birlikte başlayan süreçten beri aynı şekilde devam ediyor. Bir süre için Abdullah Öcalan'ın yakalanması sonrası, onun geçmişte yapılanları yanlış kabul ederek, PKK'nın tüm tezlerini çürüterek, artı silahlı şiddet yanlıştır, silahlı eylem yanlıştır, demokratik mücadele kabul ediyoruz, demokratik bir cumhuriyette beraber yaşayabiliriz, Kürt Türk beraber yaşar, ayrı bir devlet kurmaya gerek yoktur, hatta federasyonu ve otonomiye de gerek yoktur, olsa olsa bazı kültürel haklar atla talep edilebilir diyecek noktaya geldi ve bunu da hem ifadelerle hem bazı hareketleriyle gösterdiler. Ama tabii ki şiddete bulaşmış, şiddete ödümsemiş bir örgüt var. Lideri değişse bile alt taban kadroyla kısa sürede çok da kolay değişemiyor. Ama buna rağmen devlet bu olayı biraz daha barışçı yöntemle çözmek için birkaç denemeler yaptı. İşte ilk yakalanmasıyla birlikte 84 yılına kadar daha çok askeri kesim üzerine yürütülen bir şey vardı, görüşmeler. Ama devletin o zamanki siyasi iktidarla, askeri kurumla, diğer kurumlarla sorunların olması, bir bütün halde devletin hareket edememesi, bir plan dahilinde yıkanamaması dolayı bu aksadı. Sonra bildiğimiz Oslo görüşmeleri diye görüşmeler yapılarak, işte hem Avrupa'daki hem kırsaldaki insanlarla belli bir görüşme yaparak, aracı kurumlar vasıtasıyla bunu bir barış ortamına çekilmeye çalışıldı. Epey de mesafe alındı ama yine elde olmayan sebeplerle, biraz dış güçlerin etkisi, biraz bu işi yürütmedeki acemilik, basiretsizliğin de etkisiyle olay tekrar çığırından çıktı. Sonra çözüm süreci başladı. Yani devlet resmen görüşmeye başladı. HDP'lerin desteği alındı. Yine çok iyi bir noktaya gelinmişti. Çözme noktası çok yaklaşılmıştı. Ama bizim tam manası çözemedi, anlayamadığı sebeplerden dolayı süreç yeniden bozuldu ve 2015'ten, 2014'ten beri de sürekli yeniden bir çalışma ortamına doğru devam ediyor. Yani silahlı mücadeleden sonra devlet açılımlar yaparak aslında başka bir yöntemde denedi diyorsunuz. Ama şuraya takıldım, diyorsunuz ki bizim tam anlayamadığımız bir süreçle beraber o konu bozuldu. Niye onu anlayamadık Hanife Bey? Ne oldu aslında, orada? Aslında devlet değil, örgüt bu noktaya geldi. Yani dedi ki örgüt, ben yanlış yapıyorum. Bunu deklare etti. Dedi ki biz bugüne kadar bağımsız Kürt devleti kurmak için şiddet temel aldık, şiddet yola çıktık ama bunun yanlış olduğunu görüyoruz. Biz şu anda itibaren silahlı mücadeleyi bırakacağız. Biz demokratik mücadele düşünüyoruz. Demokratik bir ülkede, demokratik bir cumhuriyette hep beraber yaşayabiliriz. Hatta bir bağımsız devlet istemiyoruz. Özetlik federasyon istemiyoruz. Biz demokratik bir ortam olsun. Bizim dağdaki
suça karışmış insanların affedilebileceği veya tekrar dönebilecekleri bir ortam sağlansın. Bir de böyle kendileriyle ilgili kişilikleri, kimlikleriyle ilgili yasal güvenceler getirilsin dendi. O başlangıçta bu çok hızlı bir şekilde yapılabilir. Hatta 1999'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi sonrası, yani 82'de 83'te bu olay bitirilebilir. Ama o zaman devletin kendi güçleri arasında bir tesanüt dayanışma yoktu. Askeri cenahlı, hükümet cenahı, siyah cenahı farklılıkları vardı. Türkiye'de böyle bir karşılıklı, daha çok gerginleşen bir ortam vardı. Askerlerin militarizmin yönettiği, yönlendirdiği bir anlayış vardı. Bundan dolayı yürüyemedi. Yürüyemeyince kısa bir süre sonra, işte 84'te itibaren çatışmalar yeniden başladı. Bir süre devam etti. Ama sonra Oslo görüşmeleri denen yurt dışındaki bazı uluslararası kuruluşa devreye girerek bu süreci barışla bitirmeye çalıştılar. O zaman da çok ciddi mesafeler alındı. Ciddi görüşmeler oldu. Ama böyle karşılıklı bazı küçük noktalarda anlaşılamazlık, bazı dış güçlerin de etkisiyle bu ortam biraz böyle bir Türkiye'nin PKK ile barışarak bir güvenini sağlaması, onları da bazı rahatsız eden çevreler olduğu kanaatini, onların da etkisi oldu. Ama tamamını şu anda bilmiyoruz. Bazıları daha çok gizli devlet kayıtlarında belki. O süreç bir müddet sonra aksadı. İşte Silvan'daki çatışma ve ADEP'lerin kendi kendilerine kalkıp demokratik özgürlük ilan ediyor diye bir laflarla birlikte bu süreç yeniden bozuldu. Sonrasında çözüm süreci dediğimiz süreç başladı. O da çok iyi gidiyordu aslında, biliyorsunuz. Nevruz konuşmaları oldu, silah bırakacak dendiği insanlar yurt dışına gerek teslim oldular vesaire. Ama Türkiye maalesef kurumlarıyla, siyasi partileriyle, muhalefetiyle, miktarla bir bütün halinde bu olayı nasıl halledilebileceği ortak bir çalışma, ortak bir zeminde bir araya gelme ve bir formül üretme konusunda sıkıntısı var. İktidarın tuttuğunu muhalefet karşı çıkıyor, muhalefet iktidarı tutuyor. Mevcut güçler farklı. O zamanlar işte bir de devlet sistemi, paralel devlet dediğimiz yapılanma vardı. Bu yapılanma da bu olayı bozmaya çalıştı. İktidarın kurmaya çalıştı. Tüm düzeni bozdu. O hep böyle barış derken o Türkler o sistemi bozmaya çalıştı. Yani kendi içindeki, devlet içerisindeki bazı güçler, o zamanki devletçe yerleşmiş yargıya, polise, bugün de görüyor, orduya belli olan hakim olmuş o yapı, o çözüm yöntemine de karşı çıktı. O da bozdu. Bir yanda barış yapalım derken sürekli operasyonu vesaire bozmaya çalıştı. Yurt dışı güçler bu işi bozmaya çalıştı. Tabi devletin kurumları bir bütün halinde bir plan program yapmayınca karşıdaki örgüt de zaman zaman kendince başka hatalar yaparak, yok kendilerini bitirmeyerek farklı komplolar yapılıyormuş gibi olanlar hep kötü niyetle yorumlayarak zaman zaman devleti zorlamak adına eylemlere girişerek, silahlı faaliyetlere girişerek bu süreç yürümedi. Halbuki bu süreç yürütmeydi. Evet, evet. Ülke hakikaten bir rahat nefes alabilirdi. Ülkenin tamamı bu konuda çok iyi bir noktaya gelebilirdi. Bunun bütün şartlarda müsaitti. Bu yolu devam edilmesi gerekiyordu ama o yol 2014'ten itibaren, 2013 sonunda itibaren bozuldu ve halen böyle bir çatışma dönemi anlamsızca devam ediyor yani. Yani Hanifi Bey, şöyle mi anlamamız lazım? Devletin içinde, aslında devlet içinde başka bir devlet gibi bir kavramı hakkında konuşabilir miyiz? Ya bir taraftan devlet kararlılıkla barış süreci derken, işte bunlar FETÖ'cüler bile olsa devletin içindeki başka güçler de buna karşı çıkabiliyor ve bu ortam bir anda bozulabiliyor diyorsunuz. Tabii Oslo sürecinin bozulmasının onların rolü vardır. Onlar etkin olur. O süreci bozma her şeyi yapmışlardır. Daha öncesinde siyaset kurumuyla askeri kurum, ordu arasındaki anlaşmazlık dolayısıyla yürüyemedi veya militarist kesimler hükümetle bir sorunları dolayısıyla yürütmediler. Daha sonra bu paralel devlet yapısı dediğimiz örgüt yürütmedi. Daha sonra en son süre, çözüm sürecinde artık bu sorunlar belli oranda azalmıştı. Yani paralel devlet azaltılmış, belli oranda etkisi azaltılmıştı. Militarizm etkisi azalmıştı ama o zaman da yine hem dış güçlerin etkisi hem de bu işi yürütme konusunda bu ülkede bir tesanüt sağlanamadı. Muhalefetiyle, iktidarıyla, bütün kurumlarıyla bir bütün halinde, bir plan program dahilinde bu olayı çözme konusunda yeterli gayret oluşturulamadı, yeterli basiret gösterilemedi, yeterli oranda karşılıklı birbirini ikna edilemedi ki bunun şartları müsaitti. Çünkü önemli şey şuydu, örgütün ben bir devlet kurmaktan vazgeçtim. Ben bu Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkler, Kürtler beraber yaşayabilir demesi çok önemliydi. Silahlı mücadele bıraktım demesi çok önemliydi. Bu çok önemli şeylerdi bunlar. Hatta bir özellikle federasyonu daha istemiyorum demesi çok önemli bir olaydı. Gerisi bazı sorunlar vardı işte. Ana dilde eğitim, Kürtçe eğitim. Başta
yurt dağdaki buna geri şeyler militanların örgüt mensuplarının yani örgüt liderinin affedilmesi gibi bazı sorunlar vardı. Ama bunlar da adım adım alınabilirdi. Fakat yeterli inisiyatif konamadı, yeterli basiret gösterilemedi, yeterli sabır gösterilemedi. Birçok sebepten bu süreç bozuldu. Bugün çok ağır şey yaşıyoruz. Hakikaten kabul edilmesi mümkün olmayan bir şey yaşıyoruz. Bir defa olayın kendisi çok garip. 5-6 yıldan beri insanlar orada esir gibi dolaştırılıyor. Bunun hiçbir şekilde izahı yok, hiçbir şekilde mantığı yok, hiçbir şekilde aklı yok. Sonra da meydana gelen silahsız insanların bugün oyuna gelen olay. Şimdi bunu daha acılarında yaşadık, benzerinde yaşadık, gelinlikte yaşanabilir. Ama bu devlet ne yapıp mutlaka bütün imkanlarını kullanarak, bütün gücünü kullanarak, bütün aklını, bütün basiretini kullanarak bu sorunu çözmek mecburiyetinde. Bu çözmenin çok yolları vardır, çok yöntemler var ama en makul, en güzel yöntem oturup barış süreci çözmektir.